Merhabalar, Babil Kulesi ile karşınızdayız. Bu programda Ziya Gökalp'i konuşacağız. Daha önce Tevfik Fikret, Mehmet Akif serileri yapmıştık. Hem Osmanlı'da hem de Türkçülük düşüncesinde toplumu derinden etkilemiş felsefi olarak bir ismi Ziya Gökalp'i konuşacağız. Türkleşmek, İslamlaşmak ve muasırlaşmak, medeniyeleşmek felsefesinde Gökalp ne düşünüyordu, ütopyası neydi, nasıl bir Türkiye, nasıl bir Osmanlı tahvili vardı? Bunları birlikte konuşacağız Erdoğan Aydın ve Aydın Çubukçu ile birlikte. Erdoğan Hocam, hemen sizden başlamak istiyorum. O dönemin Türkçülük düşüncesinin ortaya çıkmasında uluslararası atmosfer neydi? Çünkü pan-İslamizm ve pan-Germanizm ya da Cermenizm çok baskın bir karakter. Hem belki öykülenme bakımından hem de belki pan-İslavizme karşı Türkçülüğü örgütleme bakımından da bir atmosfer var. Bu dönemi konuşalım çünkü ilk Türkçülük isimleri de babaları da Macarlardan çıkıyor. Macar Türklerinden Macarlar, ya da diyorum. Macarlar, Almanlar. Neydi yani Ziya Gökalp'i ortaya çıkaran o dönem neydi? Fransız devriminin de mutlaka etkisi olmuştur Jön Türklere. Şimdi aslında daha önceki bir iki programda izlemiştik, değerlendirmiştik. Jön Türk Hareketi'nin ortaya çıkışı, 1908 devrimi aslında ileriye doğru yapılmış bir hamledir. Bu anlamda Jön Türk fikriyatı ve 1908 devriminde Fransız devriminin çok önemli bir etkisi var. Bu ileriye doğru hamle kısmı ama Türkçülük hep devletle iç içe şekillendiğinden 1908 devriminde devrimin öncüleri bir müddet sonra devletin kadroları olduğundan ve devletin gözüyle baktığından adeta bir devlet zehirlenmesine uğruyorlar. Yani bir müddet önce hak mücadelesi yapan, dünyayı evrenselci bir perspektifle yönlendiren, eşitlik, kardeşlik, adaletten söz eden, Ermenilerin, Rumların, Boşnakların, Arnavutların falan da Osmanlı'nın eşit haklı yurttaşları olması gerektiğinden, Bulgarların, Yunanların söz eden bir fikriyat, bir müddet sonra özellikle Balkan Savaşı'nın etkisi, dünyadaki eğilimlerin sonucu ama en önemlisi devleti ele geçirmiş ve artık dünyaya aşağıdan değil, halkın gözünden değil, mağdurların gözünden değil, devletten, yönetenden ve imparatorluk geçmişinden bakan ittihatçılar, ittihatçıların egemen kliği radikal bir dönüşüme uğradılar. Bu dönüşümde gerçekten de o dönemdeki dünyadaki pan-Cermenizmin ve pan-Slavizmin çok önemli bir etkisi var. Pan-Slavizm karşı bir ideoloji ama aynı zamanda öykünülen bir ideoloji. Nasıl? Bütün Balkanlardaki Slav halkları Rusya'nın hegemonyası altına alan, dolayısıyla bu küresel bir ideolojik yayılma yapıldığında var olan sınırların dışına çıkmayı sağlayan bir örnek ideoloji. Dolayısıyla eğer Ruslar, Slavlar bunu yapabildilerse biz de hem Müslüman kimliğimizle Abdülhamit'in başlattığı bütün Müslüman halklara hem Türk kimliğimizle bütün Türkiye halklara yayılabiliriz. Dolayısıyla Slavizm bizi kuşatırken biz de Slavizmi Türklük üzerinden kuşatırız. Bir diğer örnek Pan-Cermenizm. Onlar da Almanların kendilerini küresel bir güç olarak inşa etmelerinin ideolojisi. Dolayısıyla aslında dünyanın yeniden paylaşımı, yeniden haritaların çizildiği bir dönemde kendileri altyapı buna uygun olmadığı halde ittihatçılar da benzer bir ideolojik formasyon tutturdular. Hı hı. Ama senin işaret ettiğin öge çok önemli. Aslında Turancılık zannedilen aksine bu toprakların en gayrimilli ideolojisidir. Bakın en milli söylemli ideolojidir. Türklük adına konuşur, İslamlık adına konuşur, millilik adına konuşur ama aslında en gayrimilli ideolojidir ve dışarıda üretilmiştir. Büyük Macar oryantalisti Van Berry kökü dışarıda diyebiliriz. Hocam. Aynen. Yani hani egemenlerin diliyle kullanırsak ama onlar manipülasyon için kullanırlar. Hakikat olarak kullanıyoruz biz. İşte Macar oryantalisti Hermann Van Berry Orta Asya'ya yolculuk kitabında aslında
adeta Turancı'nın ilk ideologudur. Ve çok tanıdık cümleler, hani bizi bugün en milli cümlelerimizin aslında ona ait olduğunu net olarak görürüz. Adriyatik kıyılarından Çin içlerine kadar güçlü bir Turan İmparatorluğu sözü, biliyorsun Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar sözü, evet, buradan geliyor. Türkiye'deki yani. Türkçülerin adeta bayraklaştırdığı bir ifadedir. Bu ifade aslında Vanberry'nin kitabının en özgün tezidir. Aynı şekilde daha sonra bu ideolojinin işte tırnak içinde milli sembolü olacak ve bugün inceleyeceğimiz Ziya Gökalp, Leon Kahun'un Asya Tarihine Methal Giriş, Asya Tarihine Giriş adlı kitabında yine bu ideolojinin çok önemli bir şekillendiricisidir. Hatta Ziya Gökalp Türkçülüğün esaslarında işte ilk İstanbul'a geldiğinde bu kitabı okuduğunu ve bu kitaptan çok etkilendiğini belirtir. Bu kitap da aynı şekilde Pan-Türkizmin ki kendi ifadesi adeta Pan-Türkizm mefkuresini, idealini teşvik etmek üzere yazılmış gibidir diye yazar. Kim yazar? Ziya Gökalp yazar. Yani aslında bu konuda daha bir sürü örnek. Moise Cohen, Turancılığın ve Türkçülüğün en önemli ideologudur. Daha sonra Tekin Alp ismini almıştır. Yerlileşmek için isim değiştirmiştir ama aslında özellikle Macar, Alman ve Musevilerin çok önemli bir rolü vardır. Tabii bu Türkçülüğün bir diğer kaynağı da işte Kırım, Kafkaslardaki Türkçü Turancılardır ama mesela 25 milyon Türk nüfusundan bahsediliyor değil mi, evet, bütün bu bölgede? Evet, ama bunlar bir müddet sonra dışlanacaklardır. Yani Alman ekolü ve içeriği tek tipleştirmek, dışarıda yayılmak ideolojisi ekseninde şekillenmiş bir şeyle, bir tablo ile karşı karşıyayız. Şöyle bir soru sorsam size hocam, sonra biraz işin felsefesini Aydın Hoca ile konuşalım istiyorum. Şimdi siz Osmanlı'nın Son Gerçeği kitabında, elinizde tuttuğunuz kitapta da benim dikkatimi çekti. İstanbul biraz yani Selanik ve Fransız modeli karşılaştırmalarınız var. Yani ne diyorsunuz? Selanik'ten gelen milliyetçilik biraz daha Fransız modelini çağrıştırırken İstanbul daha Alman modelini çağrıştırıyor. Burada siz giderek ırkçılığa döndü diyorsunuz. Alman ekolü mü kazandı? Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Şimdi şöyle, Alman ekolü kazandı ama Almanların kendi topraklarında uyguladığı tipteki milliyetçilik kazanmadı. Orada çok önemli bir fark var. İşte Akçura, Yusuf Akçura'nın başını çektiği, felsefi olarak Ziya Gökalp'ten çok daha derin olan ve ağırlıkla Rusya'nın egemenliği altındaki Türkiye halkların İstanbul'a göç etmiş ideologlarından oluşan tez daha Türk ırkı eksenli bir tezdir. Fakat Türk ırkı eksenli bir tez Almanya'da çok işlevseldir ama Osmanlı'da işlevsel değildir. Çünkü Almanya'da zaten Almanlardan oluşmuş olan bir topluluk bugünkü mevcut Alman sınırlarının dışında bile Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, Avusturya'nın bütününde, İsviçre'de yani dolayısıyla pancermenizm ve ırk eksenli bir Almancılık Orta Avrupa'da çok işlevseldir ama Osmanlı'da değildir. Neden? Osmanlı'da çünkü Türkleri dengeleyen ve yer yer nüfusları onlardan fazla olan toplam olarak İşte o dönemin Osmanlısı, Bulgarı, Rumu, Ermenisi, Süryanisi, yanı sıra Arnavut'u, Çerkezi, Boşnak'ı falandan oluşan bir. Dolayısıyla bu tez Osmanlı topraklarında devletin ihtiyaçlarına uygun bir tez değildir. Buna karşılık Selanik'te İttihat Terakki'nin ve onun en önemli ideologu bir müddet sonra da Merkez Komite üyesi olacak olan Ziya Gökalp tarafından sistematize edilen İşte yanı sıra Ömer Seyfettin, Hamdullah Supi Tanrı Över ve benzerlerinin de desteğiyle inşa edilecek olan tez ise doğrudan ırktan söz etmez.
din birliğinden, kültür birliğinden, dil birliğinden söz eder. Ama bu tez hem Osmanlı halklarının Türkleştirilmesini, hem de Türkleştirilemeyecek olan, yani Hristiyan olan halkların imhasını öngörür. Oysa mesela Yusuf Akçuralar bu konuda da farklıdır. Yusuf Akçuralar Turancılığı savunurken Türk ırkı ekseninde savunurlar ama Osmanlı'daki diğer halkların imhasına cevaz vermezler. Ama buna karşılık sözünü ettiğim Selanik merkezli, kendisilerinin de çoğu Türk olmayan, Selanik aslında bir adeta çok kimlikli bir kenttir. İttihat Terakki'nin kurucuları da öyledir. İttihat Terakki'nin sonraki kadroları da ağırlıkla Balkan ve bir müddet sonra Kafkaslıdırlar. Bunlar aslında kendileri Türk oldukları için değil. Ama ele geçirdikleri devlet üzerinden devletin hakimiyet alanını en geniş bir şekilde tutabilmek için Türkçülüğe karar verirler ve herkesi Türkleştirmek, Türkleştiremeyeceklerini de imha etmek üzerinden bir tez geliştirirler. İşte Ziya Gökalp'in Yusuf Akçura'dan ve diğer Türkçülerden, hani dediğim gibi ilk anda sanki ondan daha iyiymiş gibi gözüken ama aslında soykırımcı olan, asimilatör olan tez Ziya Gökalp'in tezidir. Ve Ziya Gökalp'in tezinin tarihte hem Osmanlı'yı savaşa sokmak, hem Ermeni ve Rumları imha etmek, hem Boşnakların, Arnavutların, ki o konuda elimizde çok fazla miktarda alıntı da var. Hani kitapta onları gösteriyorum. Bundan sonra Arnavutlar Arnavutluk iddia edemeyecekler. Boşnaklar Boşnaklık iddia edemeyecekler diye herkese hiza gösteren, tam anlamıyla totaliter, asimilatör ve soykırımcı bir Türkçülük ortaya çıkar. Ziya Gökalp bu şeyin bir numaralı şahsiyetidir. Peki. Aydın Hocam, Türkçülük var, İslamcılık var, Türk-İslam sentezi var baktığımız zaman Ziya Gökalp'te. Bunu da bir potada birleştirip o potada da bir çağdaşlaşma penceresi açıyor Ziya Gökalp. Şimdi enteresan olan şu, bir mikroptan bahsediyor milliyetçilik için. Bu mikrop ilk başlarda zararlı bir mikrop çünkü Osmanlı'nın temellerine uyuyor ama daha sonra yararlı bir mikrop haline geliyor. Böyle ifade ediyor değil mi? Osmanlı'ya karşı kullanıldığında yani zararlı, halkların kapitalin hakkını zararlı ama devleti ele geçirip de bizim başkalarını asimile etmek için kullanılıyor. Yararlı bir mikrop haline geliyor. Bu ilginç bir şey. Hatta bir de şu var, Balkanlarda biz belki bir savaşı kaybettik ama en azından Turancılık fikrini kazandık diye böyle bir yararlı zararlı mikrop meselesini de kullanırsak Türkçülük, İslamcılık, muasırlık nasıl birleşebildi, nasıl oldu bu? Şimdi İttihat Terakki'yi 1908 devrimini falan konuşurken de hatta Tevfik Fikret ve Mehmet Akif'ten söz ederken de hep çıkış noktası olarak bu Balkan savaşları, 1908 devrimi vesaire, o ortak bir atmosferden söz ediyoruz. Bence Ziya Gökalp'i anlamak için yine oraya bir bakalım. Yani Balkan Harbi'nin yol açtığı sonuçlar bir. Bir de önemli olan şu, hepsinde ortak fikir, nasıl kurtuluruz sorusuna cevap aramak. Yani Osmanlı batıyor, çöküyor, Batı yükseliyor, Avrupa yükseliyor. Osmanlı nasıl kurtulur? Ortak problem budur. Balkan Harbi'nin Ziya Gökalp'in düşüncesinin oluşmasında özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bir yandan şunu görüyor. Uluslaşma bir ayağa kalkış gerekçesi olabiliyor. Fakat Osmanlı'ya bakıyor, bir ulus kimliği yok. Ulus kimliğinin araştırılması daha çok Çarlık Rusya'sının egemenliği altındaki ezilen halklar arasından çıkan entelektüeller tarafından geliştiriliyor. Azerbaycanlı Hüseyinzade Ali Bey var mesela. Ziya Gökalp'in en fazla etkilendiği insanlardan biri. Bir sosyal demokrattır. Petersburg Üniversitesi'nde tıp tahsil etmiştir. Biyolojiden, fizikten, kimyadan çok iyi anlar, bir bilim adamı. Fakat kurtuluş reçetesi olarak bu Türklük fikrinin bir canlandırılmasını görüyor. Çarlığa karşı. Diğer Orta Asyalı aydınlarda Gasparalı olsun,
daha sonra Türkiye'ye gelecek olan Zeki Veli'ydi, Togan vesaire olsun. Bunlar Tatar ve Türkmenistan kökenli aydınlardır ve hepsi aslında ulusal kurtuluş fikri etrafında çarlığa karşı mücadele ederken sosyal demokrasiyle ulusçuluğu birleştirmiş insanlardır. Bizimkilere baktığımız zaman ilericidirler bunlar. Yani belli bir ulusal kurtuluş fikri vardır, ulusal direniş fikri vardır ve onu inşa etmek için de en ileri düşüncelerle birleşmeye çalışırlar çarlığa karşı. Şey diyebilir miyiz? Devlet aydını değildir, aslında devlete muhalif aydınlardır. Çarlığa muhalif işte. Yani bunlar Bolşeviklerle de kimi zaman işbirliği yapmışlardır. Onlar da onlardan olmaya çalışmışlardır ama ulusçuluk onları engellemiştir falan. Diğer bir etki, şimdi Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasını tarif ediyoruz. Biri bir Rusya'dan, Rusya'dan gelen bu ulusçuluk eğilimleri, fikirler ama ulusal hareketin en zirveye ulaştığı yer Balkanlar. Diğeri Avrupa'dan gelen özellikle kendisini pozitivizm, sosyoloji şeklinde gösteren toplum bilim anlayışı, topluma biçim verme anlayışı. Şimdi Ziya Gökalp bir Durkheim hayranıdır. Emil Durkheim sosyolojinin iki büyük isminden biridir. Auguste Comte ve Emil Durkheim. Emil Durkheim'in kavram çantasını kendince kullanmıştır. Yani o şöyle bir fark var ama onu görmek lazım. Emil Durkheim Avrupa'daki sınıf mücadelelerinin toplum da yol açtığı zararlı sonuçlar üzerinden sosyoloji yapmıştır. Gördüğü en önemli zararlı sonuç birliğin parçalanması, yani sınıflara bölünmüş bir toplum haline gelmek ve bunun içinde de devlete bağlılığın azalıp bireyciliğin yükselmesi diye bir problem tespit ediyor. Bireyselleşme yükseliyor çünkü herkes kendi çıkarını. Herkes derken de sınıflar, her sınıf kendi çıkarının peşinde koşuyor. Devlet parçalanmak üzere. Bunun da sebebi devlet karşısında bireyselleşmenin çoğalmasıdır diye bir tespit yapıyor. Şimdi Ziya Gökalp'in de derdi aslında devlettir. Devletin sağlam bir temele oturması gerekir. Emil Durkheim'dan aldığı bu parçalanma fikrini bütünleşme fikri olarak inşa ediyor. Çünkü Türkiye'de şikayet edebileceği bir sınıfsal çatışma yok. O kadar derin bir bölünme yok sınıfsal anlamda. Ama milli bölünmeler var, ulusal bölünmeler var. Durkheim'in birlik arayışı, devlet eksenli birlik arayışını Ziya Gökalp'te yine devlet eksenli bir ulusal birlik anlayışı etrafında örmeye çalışıyor. Önemli olan mesela Durkheim biliyor ki Ziya Gökalp biliyor ki Osmanlı'da tek bir millet dediğin zaman bu sökmez. Ama ırka dayanan ne bileyim aidiyete, genetik aidiyete dayanan bir millet tanımındansa kültüre dayanan bir millet tanımı yapmaya girişiyor. Mesela diyor ki hariçten gelen ve Türk olmayan unsurlar kullandıkları dille Türkleşirler. Türkçe konuşanlar Türktür. Kendi de bir Kürt. Irk birliğinden zaten. Öte dil birliğinden. Dil ve kültür birliğini arıyor. Dil ve kültür birliği üzerinden bir millet inşası ve çabasına. Ve din. İnanç. Irkın yeterli olmayacağını düşünüyor. Irkı zaten düşünmüyor bile. Aynen. Tehlikeli bir şey o. Irk dedi miydi herkes başını alıp gidiyor. Balkanlarda olan o diyor. Yahut işte içeriye bakıyor Ermenisi, Rumu, Kürdü bilmem nesi. Yani bunları Türklükte birleştirmenin aracı. Kültür dediği gibi Erdoğan'ın önemli, din önemli bir unsurdur diyor ve dil. Şimdi ama şöyle bir sorunu var. Ya dil diyorsun da herkes ayrı bir dilden konuşuyor. Bunları nasıl birleştireceksin? O zaman işte Durkheim sosyolojisinin toplum inşa etme teorisine başvuruyor. Toplumu tepeden yönlendirmek ve eğiterek millet haline getirmek. Millet inşa etmek. Elde bir şey yok çünkü millet falan yok onun bakış açısıyla.
parçalamış tek bir millet inşa edeceksek eğer, bu yukarıdan aşağı ve bir kültürün aşılanmasıyla olacak. Diyor ki mesela, toprağa bağlılık, dine bağlılık, dile bağlılık, anneannelere bağlılık, bunlar güzel şeylerdir ama bunlar devlete bağlılığın mayası olmadıkça, onu ortaya çıkartan bir unsur olarak rol oynamadıkça bunlar boştur. Bunlar devlete nasıl bağlar toplumu? Din kendi yaşayıp gidiyor. Ananesi var, bilmem gelenekleri var. Dil yine hepsinin var. Fakat bunları toplumu dine, toplumu devlete bağlayan bir bağ haline getirebilmek önemli. O zaman her şeyi yukarıdan aşağı tekrar inşa ediyor. Din diyor, onu tanımlayalım. Ekonomi, onu tanımlayalım. Din, kültür, hars, medeniyet. Hars kavramı çok önemli. Bunları yeniden tanımlayarak bir politika inşa etmeye girişiyor. Kültürel plan bir politik plana dönüşüyor. Mesela bugün de MHP epey bir zamandır kültür milliyetçiliğini savunmaya başladı. Namık Kemal Zeybek'ten itibaren. Irka dayanan milliyetçilik değil, kültüre dayanan milliyetçilik. Biz kültür milliyetçisiyiz demeye başladılar. Yani yemiyor. Burada nasıl ırkçılık yapacaksın? Kimin ırkı, kimin ırkından? Herkesin Türklüleşebileceği bir zemin lazım. Zemin, o da kültür olarak görünüyor. Medeniyetin inşası kavramı, hars ve medeniyet ayrımları, bunlar şeyde çok önemli, Ziya Gökalp'te, evet. Ama onlara girmeye gerek yok. Esas olarak mesela işte diğer Turancılardan, Pantürkistlerden falan ayıran önemli şey kültür milliyetçiliği olarak ortaya çıkmış olması. Gerçi bir zamanlar Pantürkizmi de savunuyor. Dönem dönem bunun üzerinden, dil birliği üzerinden tanımladığı bir Türklük dünyası ortaya çıkartıyor. Mesela o kadar ilgilendirmiyor. Orta Asya Türklerinin Anadolu Türkleriyle aynı ırktan mıdır, değil midir? Orasını karıştırmıyor. Diyor ki aynı dili konuşuyorlar mı kardeşim? Az çok konuşuyorlar. O zaman Azerbaycan'dan bilmem Orta Asya'ya kadar bir Türk dünyasından söz edebiliriz. Dil ve kültür çok önemli. Zaman zaman dediğim gibi Almanya'dan özellikle, Almanya'daki gelişmeler onda ırkçılık meselesini de canlandırsa da İttihat ve Terakki içinde daha çok millet kavramını dil ve kültür üzerinden inşa etme. Muasırlaşma fikrini, nereye oturuyor? Muasırlaşma da sürüye oturuyor. Boyuna dayak yediğimiz Batı nasıl Batı oldu? Hı hı. Problem bu. Nasıl uygarlaştılar? Onu incelemeye. Mesela aynı parti içinde ilim ve fen, bilim teknik, bunu savunanlar var. Onu alırsak efendime söyleyeyim, çeşitli edebiyatından bilmem nesine kadar. Mesela Abdullah Cevdet denilen arkadaş, Almanya'dan damızlık erkek getirip Türk ırkını ıslah etmeyi falan önerecek kadar Batı hayranı, öyle tipler de var, acayip tipler de var. Ama çok entelektüel isimler bunlar, yani etkiliyor etrafını da o dönemde. Nasıl? Çünkü entelektüeli bu, başka bir şey yok ortalıkta. Evet. Bunlar etkiliyorlar, az çok Batı'yı biliyorlar, bir şeyler okumuşlar. Ziya Gökalp aslında sosyoloji okumuş olmak bakımından diğerlerinden ayrılıyor. Yani bir bilim olarak onu öğrenmiş ve orada öğrendiklerini hem Kürtlere hem Türklere, bütün bir topluma, evet, Durkheim ve Auguste Comte sosyolojisini uygulamaya çalışmasıyla ayrılıyor. Öbürleri çok afakidir ama bu Ziya Gökalp biraz işe bilim bulaştırmış bir özelliği vardır. O yüzden de diğerleri çabuk sönmüşlerdir, etkileri olmamıştır ama Ziya Gökalp hala işte, peki, bir sözü bir şey ifade ediyor, yani tartışabileceğim bir şey ifade ediyor. Abdullah Cevdet'in fikirlerinin nesini tartışacaksın ama Ziya Gökalp'i tartışıyoruz. Ben bir itiraz belirtmek istiyorum. Burada aslında Abdullah Cevdet'e dair o söylenen biraz Türk sahanın üretmiş olduğu bana biraz çarpıtılmış bir şeydir de. Bir de netice itibariyle öyle bir şey vardır, ırk hayranlığı vardır. Ama daha önemlisi, konumuz şu anda Ziya Gökalp için, oraya girmeyeyim ama Ziya Gökalp'in günümüze bu kadar etkili bir damar olarak gelişi, onun
muasır ideologlardan daha entelektüel olmasından kaynaklandığı fikrine itirazım var. Yusuf Akçura'yla, Hüseyinzade'yle, Gaspıralı'yla mukayese kabul etmez aslında. Onlarla değil zaten asla. Aslında Ziya Gökalp'i günümüze bu kadar güçlü taşıyan, o dönemde de bu kadar ön plana çıkartan şey devletin aydını olması. Devletin sosyal mühendislik projesiyle toplumu bir kalıba dökmeye karar vermesi üzerine Ziya Gökalp devletin bir numaralı aydını, tabii, aynı zamanda siyasal yöneticisi olduğundan adeta olduğundan daha fazla şişirilmiş. Buna karşı işte Yusuf Akçura gibi Türkçülüğün ilk başlatıcılarından olanlar veya işte Abdullah Cevdet gibi İttihat Terakki'nde kurucusu olmuş olanların bir müddet sonra tıpkı Tevfik Fikret'in başına geldiği gibi dışlanmışlardır. Çünkü devlet bu aydınların söylemlerinden belli bir aşamadan sonra rahatsız olmaya başlamıştır. O nedenle bu şişirilmiştir, öbürleri tasfiye etmişlerdir diye düşünüyorum ben. Bir payı var tabii. Yani bir devlet ideolojisi inşa etme görevini üstlenmiştir adam ve Cumhuriyet'ten sonra da benimsenmiştir. Mesela Osmanlı'da devlet ideolojisi Ziya Gökalp'e düşmedi. O orada parlatılmadı ama 1920'den sonra özellikle işte Cumhuriyet'e doğru gidilirken Ziya Gökalp keşfedilip tekrar. Şundan dolayı ama en önemli tarafı bence şu. Misak-ı milli sınırları içinde kalan toplumun farklı ulusal kimliklere sahip olması ve bunun nasıl birleştirileceği dair bir problemin ortada bulunması Ziya Gökalp'i önemli yaptı. Bunlar nasıl birleştirilir? Ayrı ayrı şimdi baş edemeyecek, ulus haline getirmedikçe baş edemeyeceğini düşünüyor. Yukarıdan aşağı ulus inşası için en elverişli teori bu adam. En elverişlisi bu. Başka bir şey yok. Diğerleri zaten oluşmuş olanları birleştirmeye varsayarak, zaten oluşmuş olduklarını varsaydıkları ulusal toplulukları birleştirmeye çalışıyorlar. Ama mesela şey Türklükten bahsediyorum. Orta Asya Türklüğü, Anadolu Türklüğü, Balkanlar, Azerbaycan vesaire bunları. Ama Ziya Gökalp bunların zaten inşa edilmek zorunda olduklarını düşünüyor. Bunları veri olarak kabul etmiyor. Asıl mesele orada. Mesela Türkçülüğün esaslarında ekonomik Türkçülük, efendime söyleyeyim kültürel Türkçülük, dini Türkçülük vesaire diye 9-10 tane Türkçülük tarifi yapar ve onların hepsini kendince doldurur. Bu ilkeler etrafında topluma nasıl şekil verilecek problemini tartışır. Bu yaklaşımın sonrası sonucu işte Müslüman olmayan halkların ekonomiden siyasete kadar hiçbir alanda kurumlaşmasına izin vermeyen, tabii, kurumlaşmış olanları da tasfiye eden, göç ettiren, mallarına el koyan, talan ettiren, İşte galeyana getirip pogrom yaptırttıran mülkiyet Türklerindir fikri buradan başlıyor. Birazdan zaten şiirlerinde de onu görürüz. Evet. Peki ben şeyi sorayım hemen atlamadan Erdoğan Hocam. Türkçülüğü kimsenin üstüne almadığı da bir dönem. Siz kitaplarınızda da ifade etmişsiniz. Şikayet de ediyor. Ve Anadolu'da Türkmenlere ya da Türklere Kızılbaş denmesinden, İstanbul'da da kaba ve köylü görülmesinden şikayet ediyor. Böyle bir zeminde de zor bir mevzu yani bir Türkçülük kavramını oluşturmak. Şimdi orada aslında ince bir planlama var. Evet. Tıpkı eğer bize karşı yani devlete karşı yapılmışsa kötüdür. Batı'da bir akım var, güçlü akım ama Anadolu öyle değil ama gibi. Ama Batı'da bir sanayi altyapısı var, aydınlanma var. Bir de doğal halklar var. O doğal halklar kendi milli bilinçlerine ulaşıyorlar, devletlerini kuruyorlar. Modernleşme Batı'da böyle bir şey. Bizde ise öyle değil. Bizde muasırlaşmanın, Türkleştirmek ve İslamlaştırmanın yanı sıra üçüncü temel öge olması da buradan kaynaklanıyor. Geri kalmış bir ülkeyi Batı'nın seviyesine nasıl ulaştıracağız? Aynı şekilde birden farklı ana dile ve etnisiteye sahip halklardan nasıl tek etnisite, tek dil konuşan bir toplumu nasıl yaratacağız? Evet. Birden fazla inancı olan bir toplumdan tek inançlı bir toplumu nasıl yaratacağız? O nedenle dikkat edin,
Türkiye'de Ziya Gökalp fikriyatı aslında modern bir tebaa yaratmıştır. Gerek 1911'den sonra, gerek 1923'ten sonra. Ama Batı'da ise aslında uluslaşmak fikriyatıyla demokratikleşmek fikriyatı, işte demokratikleşmekle sınıf mücadelesi fikriyatı da birbirleriyle birlikte yürür. Bizde ise Ziya Gökalp az önce Aydın abinin söylediği gibi sınıfsal ve her türden farklılıkları imha etmek üzere devletin modern tebaasını yaratmak üzere inşa edilmiş bir fikir var. Bu yaklaşım aslında kendi içinde alabildiğine eklektiktir, tutarsızdır. Mesela ırkçılığa itiraz eder, işte Yusuf Akçuralar'ın tezine itiraz eder ama Orta Asya eksenli bir Türklük tarih tezini üretir ve Orta Asya'nın yeniden fethedilmesi üzerinden bir Turancılık tezi geliştirir. Bunun içerideki tezahürü ne? Tezahürü tümüyle antidemokratik, devletin tahakkümü, içeride soykırımcı politikalar falan. İçerideki şimdi, ötekiler ne olacak? Farklı halklar? Farklı halkların işte Müslüman olanları Türkleştirilecek. Hı hı. Kendi geçmişlikleri, yani Çerkezlikleri, Arnavutlukları, Boşnaklıkları unutturulacak ve bu davada iddia edenler fiziken tasfiye edilecek. Buna karşı Müslüman olmayan, çünkü bu Türkçülük Müslümanlık paydası. Hı hı. Kültür derken de ağırlıklı o. Çünkü geleneksel bir toplumda öyle yaygın bir kültürel hegemonya olmaz. Var olan hegemonya da Kızılbaşlığın hegemonyasıdır. O da devletin resmi ideolojisi için uygun bir şey değildir. Çünkü devlete itiraz etmek üzerinden şekillenmiştir Kızılbaşlık kültürel altyapısı. Dolayısıyla onların da sünnileştirilmesi lazım. Tam anlamıyla masa başında planlanmıştır ve tam anlamıyla Osmanlı'nın sosyolojik gerçekliğini yeni bir sosyolojiyle, yani sosyoloji bilimi burada alabildiğine kötü bir şekilde istismar amaçlı kullanılır. Siz teba demişken, yani ahlak felsefesi de var değil mi bu işin? Yani her alanda. Yani hak yok, vazife var. Hak yok, itaat var gibi. İtaat var. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Hı-hı. Kim vazifeni emredecek? Devlet. Yani dolayısıyla burada dediğim gibi Batı'da bu süreçler bir aydınlanma, bir itiraz, bir bireyleşme, bir demokrasi süreci olarak gelişirken, evet, bizde ise tam tersine devletin artık eskisi gibi yürümesi mümkün değil, Abdülhamit gibi, Kanuni gibi yürümesi mümkün değil, yeni koşullara adaptasyonu ve dolayısıyla modern bir tebaalık inşası. Sen az önce işaret ettiğin nokta da böyle bir nokta. Şimdi bir taraftan Osmanlı iktidarının şehri diyor. Çok mesela bazı zamanlar Ziya Gökalp çok gerçekçidir. Şehri derken İstanbul'da oturanları kasteder ve halkı nasıl aşağıladıklarını. Hatta iş sosyoloji tanımlamasına gelince bir de demokratiktir. Osmanlı Sarayı'nı aşağılar ve Osmanlı Sarayı'nın Kürt'ü, Boşnak'ı, Ermeni'yi, Türk'ü nasıl aşağıladığına dair örnekler verir. Ve en çok aşağılanan halkın Türkler olduğu, Türkmenler olduğunu anlatır. İşte bizim bildiğimiz değişik zamanlarda kullandığımız bugünün Türkçülerinin hiç sevmediği, İslamcıların hiç sevmediği gerçekleri de onun kitabında buluruz. Fakat devleti ele geçirip artık devletin örgütü ve devletin ideologu haline geldiğinde bu sefer daha önce Osmanlı'nın Osmanlıcılık adına, İslamlık adına başka halkları ve Türkleri aşağılama politikasını bu sefer Türkçülük adına diğer halkları aşağılayarak gerçekleştirir. Bakın 1908 devrimi olumlu anlamda bir Osmanlılığın, yani Osmanlı halklarının eşitliği üzerinde kurulmuştur. Bir müddet sonra, ki bir müddet sonra dediğim 1911'den söz ediyorum, çok kısa bir müddet sonra, Genç Kalemler diye bir dergi çıkartırlar. İşte diğer kendisini diyelim ki sağ kolu olan diğer ideologlarla birlikte, işte Ali Canip var bunlar içinde. Hı. Bizim öykücü diye bildiğimiz Ömer Seyfettin var. Bunlarla Vatan, Yalnız Vatan diye bir makale yazar. Orada 1908'de işte eşitlik, kardeşlik, özgürlük bayrağı dalgalandıran ekibin yeni çizgisi 1911'de şöyle der. Bir millet için, bir vatan için manevi hastalıkların en müthişi, en korkuncu insaniyet ve uluslararasıcılık fikridir. Yani hümanizm ve evrenselcilik fikridir. En büyük maraz insaniyet ve uluslararasıcılık fikirleridir. Bunlar yayılırsa vatan mahvolur. Daha öte bu kadar laf da yetmeyeceğini düşünür. Bu uğursuz fikirler vebadan,
veba yeterince şey yapmamış. Bir de onun Osmanlıca ifadesini aynı kelimeyi aynı cümle içinde taundan müthiş bir afettir der. Şimdi dikkat et, 1911'de 1908 programının inkarı vardır. 1911'de artık devlettirler ve devlet olarak toplumu yeniden tek tipleştirmek için bir faaliyete girer. Oysa aynı Ziya Gökalp o zaman demokratik ve ilerici yönünü de kaybetti. Tümüyle kaybetmiştir ve üstelik bu 1911 tarihi şöyle önemlidir. Bize işte yeni Türkçü tarih yazımları ya işte çaresiz kaldılar, Balkanlar'da emperyalistler parçaladılar. Hayır, daha bunlar olmazdan önce başlayan bir süreçtir. Bakın Ziya Gökalp deyince aklımıza en çok gelen, en bildik ifadesi bu evet. Turan manzumesidir. Turan manzumesi vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Yani 1911 tarihi bu da. 1911 tarihinde demek iki şey İttihat Terakki'nin merkezinde ve Ziya Gökalp ve Ziya Gökalp'in çevresindeki aydınlarda netleşmiştir. Bu iki şey şudur. Bir tanesi işte Van Beren'in, Kahun'un yani işte Almanların, Macarların, Musevilerin evet. ürettiği ideoloji doğrusunda Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bir Turan İmparatoru. Yani açık, yayılmacı, emperyalist bir ideoloji. İki, içeriği tek tipleştirmek evet. ve dolayısıyla içeride de bir diktatörlük, tek tipleştirme, asimilasyon uygulama. Yani tipik bir tebaa yaratmaya çalışan bir devlet ideolojisi karşısındayız. Bu ulusçuluğun diğer dünyadaki ulusçuluklardan bu anlamıyla ayrılması lazım. Nitekim Türkçülüğün ideoloji anlamda babalarından Yusuf Akçura bu ideolojiye daha sonra Osmanlı emperyalizmi, emperyalist politika demiştir. Ve bunun bedelinin çok ağır olduğuna dair peki. bir dizide saptama yapmıştır. Şimdi birinci bölümü toparlamak üzereyiz. Araya çıkmadan bütün bu konuştuklarımızdan şöyle bir tablo çıkıyor. İdeolojik olarak, teorik olarak ve politik formasyon bakımından çok önemli bir isim. Hep o yönünü konuştuk bir dönem içerisinde. Ama biz daha çok onun edebiyatçı yanını, şair kimliğini biliriz. Okullarda böyle öğretilir en azından. Bu yanı bu kadar bilinmez. Mutlaka şiirlerine sirayet eden çok güçlü bir milliyetçilik var ama neden biz sosyoloji, siyaset ya da tarih kitaplarında değil de daha çok edebiyat kitaplarında Gökalp'i okuduk? Demin Erdoğan dediği şey işte o. Yani aslında bir sosyolog olarak bir formasyonu yok. Sosyolojiyi işte Emil Durkheim, Auguste Comte, diğer Fransız özellikle kaynaklardan okuyarak eğitimi, sosyoloji eğitimi falan zaten öyle bir eğitim yok o zamanlar. Sosyolog Osmanlı'nın ihtiyacı yok sosyolojiye. Zaten sosyolojiye ne ihtiyacı var? Buradan edindiği o genel bilgileri bir kalıba sokmuş. Yani bir toplum modeli var kafasında. Bu inşa edilecek. Bunu inşa edenlerden biri olmak hasebiyle şiir yazıyor herif. Yani edebiyat onun için bir ajitasyon ve propaganda aracıdır. Düşüncelerini aktarmasının aracıdır. Bizim de bütün milli eğitim tarihimiz boyunca Ziya Gökalp'e verilen önem onun bu hamasi şiirlerini ezberletmekten ibarettir. Niye sosyolog olarak incelenmez? Kimi üniversitelerde var tabii Ziya Gökalp üzerine çok önemli incelemeler var ama netice olarak Ziya Gökalp'i inceleyen herkes gidip Durkheim'i inceler aslında. Onun bu tarafa adaptasyonu nedir? Yani nasıl adapte etmiştir? Adam buraya nasıl tercüme etmiştir Durkheim'in teorisini ona bakılır. Diğer alt okullarda diyelim temel eğitimde ise onun vatan millet Türkistan şiirleri ezberletilir. Çünkü o da devlet ideolojisinin önemli bir motifidir. Bunun propagandasını en iyi yapan, en kaba saba şekliyle, en gerizekalının kafasına vura vura anlatabilecek şekilde yapan adam da Ziya Gökalp. Ondan sonra mesela Orhan Şahit Gökalp falan çıkmıştır ama
Bunun tahtına kimse oturamamıştır. O başarılı bir ajitasyon mu, başarılı bir edebiyat mı, estetik mi? Edebiyat bakımından hikaye. Fakat ne de olsa Servet-i Fünun mektebinden de geçmiş olmanın verdiği bir edebiyat şeyi var. Bilgisi var, duygusu var, edebiyat duygusu var. Fakat derdi zaten edebiyat yapmak değil. Edebiyat değil. Yapmak istediği edebiyat şey... Edebiyat bir araç. Açtasyon. Araç. Doğrudan doğruya onu bir araç olarak kullanıp kendi düşüncelerini en basit şekilde fakat en etkili şekilde anlatabilmiş. Sizin için başarılı bir edebiyatçı mı? Edebiyatçı yok, bence sadece bizim için değil aslında. Edebiyat tarihçileri açısından da şiirleri aslında işte ne derler bu şekerlerde çıkar mani formatındadır manzumeci aslında neredeyse. Ama etkilidir. Dolayısıyla bence kötü bir şair ama şiir formatını politik propaganda için çok etkili kullanan, bence birazdan ikinci bölümde onun bir resmi videoyu yönüyle vermek istiyorum. Resmi yönüyle mi, resmi tarih açısından mı bu kadar büyük bir iz bıraktı? Yani milliyetçi bir şair olması bakımından mı? Devletin şiir ve edebiyat tarihinde yer etti. Devlet derken de ama Osmanlı değil, daha çok Cumhuriyet'in işine Aylin gelmiştir. Abi ben aslında asıl yükseliş döneminin Ziya Gökalp'in asıl kariyerini işte 1911'de İttihat Terakki Merkez Komitesi üyesi olup yeni döneme modernleşme, Türkleştirme politikalarının saptandığı, daha sonradan da savaş sürecinde savaşın işte dönemlerini yönlendirmek üzere yazdığı metinler, ağırlıkla şiir formatında yazdığı metinler üzerinden yaptığını, Ziya Gökalp'in eğer bu dönemde Ziya Gökalp olmasaydı, yani devletin en önemli ideologu haline gelmeseydi, belki de Cumhuriyet bunu dikkate almayacaktı. Çünkü Cumhuriyet 1924'ten sonra Ziya Gökalp'i dışlamıştır. Şöyle dışlamıştır, yani edebiyat kitaplarında tutmuştur. Ama ideolog olarak, çünkü Ziya Gökalp'in sırtında çok ağır bir Turancılık vardır. Oysa Cumhuriyet o Turan hayallerinin de reddi üzerinden, yurtta barış, cihanda barış vesaire falan, hani siyaset bilimi açısından bunlar tartışılabilir ama yani Cumhuriyet ne kadar böyledi, ama en azından Cumhuriyet'in resmi dili Turancılığı reddeden, geçmiş ittihatçıların yükünü reddeden, nitekim 1926'daki tasfiye evet ve idamlar da bunun göstergesidir. Ve dolayısıyla Ziya Gökalp Cumhuriyet döneminde öncelikli resmi ideologlardan biri olmamıştır. Yani bir önceki dönemde, ama şiirleri yine Cumhuriyet'te, çünkü İttihat Terakki'nin devamı olarak bir Türkleştirme politikası izlediği için hep önemli bir yerde tutulmuştur Ziya Gökalp. Ama asla mesela Mustafa Kemal Ziya Gökalp'le arasında çok net sınırlar koymuştur. Evet. Böyle bir geçiş sürecinden söz etmek lazım. Ama birazdan peki, bence... Peki bir dakikamız var, şunu da alalım. Yani doğrusu izleyicilerimiz Ziya Gökalp Babil Kulesi'nde konuşuluyor deyince, hani televizyonu açınca bir şair, bir edebiyatçı, tabii ki bir milliyetçi edebiyatçı falan diye açmışlardır ama biz epey bir düşünür olarak tartıştık. Şunu sormak istiyorum bu şairlik yönüne ilişkin. Çocuk masalları var, öyküleri var, çocuklara yazdığı şeyler var. Orada da milliyetçiliğin esası ailedir. Ailede de çocuk önemli bir figürdür diyor ve o alana yazıyor. Evet. Burada da bir yeri var değil mi Erdoğan Hocam? Şimdi süreç şöyle bir süreç. Ben bu toplumdan, bu bambaşka yönlere giden, farklı düşünen toplumdan tek toplum, yayılmacı, gözünü dışarı dikmiş, ben ne dersem onu yapan bir yeniden, yani bir pedagoji formasyonuyla Türk milletinin oluşumu söz konusu. Bakın, Aydın bu Hocam'ın oluşum, sözünü etti. Yani yeniden evet, bir toplum evet inşa ediyorsa ekonomide, orada aile ekonomide, ve birey önemli. Ailede, kültürde, her türlü alanda. Nitekim bu döneme ilkokul çocukları için ayrı dernekler kurulur. Ortaokul çocukları için ayrı kurulur. İzcilik mekanizması evet bu dönemde yaygınlaştırılır. Evet. İşte Türk Ocağı, bilmem Turancılık ve her kısma evet şiirler yazılır, marşlar ezberletilir. Yani buradaki uluslaşma, Batı'daki uluslaşmadan farklı olarak tamamen devletin imalatı. Peki. Ve üstelik de kendi geçmişiyle yüzleşmeyen bir imalat olduğu için çocuğa, aileye, işte her türlü sokağa yönelik örgütlenmeler, ekonomiye, esnafa, berbere falan mekanik, işte Ziya Gökalp'in bu kadar
ayrıntılara dair yazı yazıyor, şiir üretiyor, örgütlenmenin başında oluyor olmasının nedeni tam da böyle. Peki, bir şey. Peki devam edeceğiz. Kısa bir araya gidiyoruz. Birazdan birlikteyiz. Evet, Babil Kulesi devam ediyor. Ziya Gökalp'i konuşuyoruz. Birinci bölümde ortaya çıkan tablo, Aydın Çubukçu ve Erdoğan Aydın'ın yorumlarıyla milliyetçilik, Turancılık bakımından hem Osmanlı dönemine hem Cumhuriyet'e ciddi etkileri olmuş bir düşünür olarak, bir fikir adamı olarak önümüze çıktı. Ama biraz onun şairlik yanı, edebiyatçı yanıyla bu milliyetçilik arasında nasıl bir ilişki var? Bunu birkaç örnekle konuşmaya çalışalım. Erdoğan Hocam bize birkaç örnek verin isterseniz şiirlerinden. Onu Aydın abiyle yorumlayarak bir süre böyle gidelim. Şimdi benim vereceğim örneklerde de görüleceği gibi bir edebiyatçıdan çok bir propagandist de karşı karşıyayız. Hı hı. Sakın biz sadece o tip şiirleri seçtik diye anlaşılmasın. İzleyiciler, diyelim ki böyle düşünen izleyiciler, araştırdıklarında görecekler ki aslında külliyatın ortak paydası benim okuyacağım şiirlerdeki şey. Şimdi 1912'de Alageyik şiiri. Dedim Turan meleği, Türk'ün yüce dileği, 100 milyon Türk bu anda, ki o dönemde 100 milyon Türk de yok, seni bekler Turan'da. Açık savaş kışkırtıcılığı, haydi çabuk varalım, karanlığı yaralım, sönük ocak canlansın, yoksul ülke şenlensin. Şimdi siz savaşa başlıyorsunuz, ölüme gidiyorsunuz, şiir yoksul ülke şanlansın diye bitiriyorsunuz. Aslında açık varalım dediği yer neresi orada? Varalım mı? Dediği yer işte Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, bütün Turan. Bu şanlanma aynı zamanda bir ekonomik getiri beklentisinin de göstergesi. Millet şiirinde süngü beni ayırsa da, süngü derken işte Rusların çizdiği sınırı kastederek, ayırsa da vahdetimi unutmam, birliğimi, Türklük birliğini. Dilde, dinde müşterekiz, hep gelmişiz bir belden. Aslında burada bir ırkçı arka planın da var olduğunu görürüz. Devletimin kaygısıyla milletimi unutmam. Burada aslında başta Kazım Karabekir olmak üzere dönemin, hatta Yahya Kemal dönemin çok önemli bir aydını ve şairidir. Gerçekten şiir konusunda dönemin en önde insanlarından biridir. Mesela o ciddi eleştiriler yapar. Yani devlet yıkılmak üzere, bırakın bu Turancılığı bilmem neyi, onlara cevap verir. Devletimin kaygısıyla milletimi unutmam. Anadolu bir iç ildir. Ayrılmaz dış ilden. Dış il dediği Turan'dır. Turan'dan ayrılmaz. Yani burada aslında çok da ne insanını ne devletini düşünen bir adamdan çok fethetmeye çıkan bir ordu komutanından söz ediyoruz. Devam, başka örnekler. Örneğin Balkanlar Destanı'nda demiş ki nereye girmişse hilal, Tanrı'ya atfeden demiş ki diyor. Orası Turan'dır, onu geri al. Domuz çobanları derken Balkanları, özellikle Bulgarları kastederek bir aşağılama ifadesi. Domuz çobanları olamaz kral, Tanrı'nın ülkesi Turan içinde. Devam edelim, başka örnek. Yine millet manzumesinde uluslar yok, uruklar, ırkları kastederek yalnız büyük Turan var. Siyasette şirk, yani ortaklık olmaz. Ayrıca ne han ne bey var. Burada işte kastı, Türk ruhunda yalnız bir il, yalnız bir tek ilhan var. Kastı bütün Turan denilen topraklarda yaşayanların ancak tek millet olabileceği, bunların içinde örneğin Özbeklik, Türkmenistanlık, Kırgızlık. Azerilik, Kırgızlık, Türkmenlik ayrımı yapmak bölücülüktür. Ayrıca bunların kendi seçtikleri yerel yöneticileri tanımak da bölücülüktür. Bunun yerine yalnız bir il, yani bütün bir Turan ve yalnız bir tek ilhan, yani aslında totaliter. Ömer Paşa mı o da? Tabii ona yol da yapıyor. Ona yol yapıyor. İnşa ettiği şey tek bir lider, aslında Hitler ideolojisinin bir öncesi, 20 yıl öncesi ifadeleri karşısındayız.
Ve bütün işte Türk'ü varsayılan toplulukların da kendi benliklerinden vazgeçerek, ki bu doğrultuda başka şiirler de var, sadece bizim denetimimiz altına girmesi. Yine aynı şekilde daha önce bir okuduğumuz için işte yedi çara Enver dediğin için birden meydan okudun, biz hepimiz şüphedeyken sende vardı büyük bir itminan falan diye emin olma hali diyen devam ediyor ve İlhan'ın tipini çiziyor. Yani İlhan'ın, Enver'in şahsında yarattığı İlhan'ın vazife şiirinde o gönlüme arşa inen bir sestir, milletimin vicdanına makestir, yani aksedendir. Ben askerim, o üstümde kumandan baş eğerim, her emrine sormadan gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Devam ediyor yine başka ahlak şiirinde. Hı hı. Hani Aydın abi dedi ya, her alana bir şey, bir şiir, bir örgütlenme kondurmuş. Ahlak şiirinde, ahlak yolu pek dardır, tetik bas, önü yardır. Sakın hakkım var deme, hak yok, vazife vardır. Dikkat ederseniz demokrasiye bırakın kapı açmayı, tam tersine anti-demokratik bir kurumsallaşmanın ideologu, şiir formatında ideologu. Daha önemlisi Müslüman olmayan halklara yönelik de ve Türk olmayan halklara yönelik, bir ülke ki toprağında başka elin gözü yok. Bu cümle meşru bir cümle. Gerçekten hiç kimse kendi vatan, ama devam ediyor. Her ferdinde mefkure, yani ideal, lisan, adet, din birdir. Tek din, tek dil, tek ideal. Bugün de güncel siyasette devam eden tarz. Yani aslında ideologun kim olduğu açığa çıkıyor. Mebusanı, parlamenteri, temiz, orada boşoların yeri yok. Boşo, dönemin bir Rum milletvekilinin isminden atıfla. Boşnaklardan Rum, gelen bir şey mi? Yok yok, bir Rum milletvekili. Evet. Orada Rumların, Ermenilerin yeri yok diyor. Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın. Bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermaye. Sanatına yol veren ilimle fen Türk'ündür. Meslekleri birbirini daim eder himaye, ki bütün meslek örgütleri böyle örgütlendi Türkleştirmek üzere. Tersaneler, fabrikalar, vapur, tren Türk'ündür. Ey Türkoğlu, işte orasıdır senin vatan. Bu şiirin yazıldığı dönem memlekette Türklerin %40 olduğu, Türk olmayanların %60'a yakın olduğu. Tarih bir, tam ne hocam? 1913-14. 15'e doğru gidiyoruz tabii, tabii, yani. Gidiyoruz ve zaten bu şiirler... Her şey Türk'ün olacak. Her şey Türk'ün olacak şeyinin çok açık göstergesi. Yine savaş içinde gelgitler olur. Mesela Galicia, izleyicilerimizin bir kısmını hatırlatalım. Çanakkale'den sağ kurtulan tecrübeli askerler, Almanların, Avusturya ordularının sıkıştığı Galicia bölgesinde, Polonya'nın sınırlarında bir yer. Yani Osmanlı'yla hiç alakası yok. Oraya en iyi, en eğitilmiş, tecrübeli, vatanı koruması gereken askerler oraya gönderilir. Ve onlar için, bak ideolojiye bak, işte biz düştük yola, yolumuz uğur ola, Galicia'dan oradan doğru Sivastopol'a, oradan Rusya'ya doğru. Tam şark kurnazlı. Kırım, Azak burada, Nogay, Kazak burada, milyonlarca soydaşlar, hepsi bak burada. Oysa Galicia'da, bu giden askerlerin hepsi Galicia'da ölürler. Galicia'dan bırak Sivastopol'a, Nogay'a işte falan geçmeyi, tam tersine Alman askerleri için bizim askerlerimiz, üstelik tecrübeli askerlerimiz, daha sonraki yıkımı engelleyecek askerlerimiz telef edilirler. Örneğin Cenk türküsü vardır. Medeniyet deme, bu da çok çarpıcı bir şiir. Medeniyet deme, duymaz o sağır, taş üstünde taş kalmasın, durma kır. Kafalarla kafalarla düz yol olsun her bayır, Atilla'nın oğlusun sen unutma. Yani bırak fetihçiliği, aynı zamanda katliamcılığı ve medeniyete karşıtlığın da çok tipik bir şeyi var. Bir de ilginç, bu Kazım Karabekir çok ciddi muhalefet eder. Savaş başlamamış önce Kızıl Destan diye Tanin gazetesinde bir tefrika başlatır. İşte düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp duran olacak diye. Çok Ziya Gökalp'in çok meşhur ve belagatı da yüksek olan bir şiirdir. Açık savaş kışkırtıcılığı yapar. Hatta Kazım Karabekir ya ne oluyor der. Henüz daha savaş başlamamış. Yani biz bu şiiri
İttihat Terakki'nin merkez yayın organında yayınladığımızda Rusya bunu savaş ilanı olarak bile kullanabilir. Hem bir taraftan Ruslardan korkuyoruz diyoruz, hem bir taraftan da böyle şeyler yapıyoruz ya. Bakın bu asker ve genelkurmayda istihbarat daire başkanı. Yani bu adam bile uyarıyor, rahatsız oluyor durumdan ama Ziya Gökalp, Enver, Talat bastırıyorlar. Bu şiir içinde bir bölüm var. Kayseri, yani Almanya'nın o sıradaki imparatoru Wilhelm'i Müslüman ima eder. Neden? Türk kamuoyunu Almanların işbirlikçi olarak savaşa katmak için. Der ki, Kaiser ilan etti askere halka, kalbimiz birleşsin, olun bir halka. Düşmanı çiğnemek tapmaktır hakka, ordumun rehberi iman olacak, bizi esirgeyen Rahman olacak. Hani bugün de yaparlar ya işte Prens Çar Müslüman oldu. Bilmem ne işte Ay'a giden Armstrong orada ezan duydu Müslüman oldu. Falan gibi burada aslında dönüp İttifakı kendi... İttifakı şirinleştirme şeyi var. Aslında bir emperyalist muktediri Osmanlı'nın dahil olduğu cephenin komutanını Türk halkını daha rahat ölüme gönderebilmek için Müslüman gösterme... falan diye işte aynı şiir içinde Avusturya Macaristan İmparatoru için işte güya demiş ki o da Altay yurdu büyük vatan olacak, Turan'ın hakimi sultan olacak. Kim demiş güya bunu Ziya Gökalp'e göre? İşte Franz Joseph demiş. Yani dikkat ederseniz aslında bu edebiyat Türk halkını kandırma, Türk halkını lanetli bir savaşa seferber etme edebiyatı. Hani buna edebiyat demek, evet bir yanıyla edebiyattır. Edebiyatı da gölgelemek, edebiyatı da şey yapmak anlamına gelir. Hani bir bunları okuyorsunuz, bir de daha önce yapmıştık. Tevfik Fikret'i okuyorsunuz. Hatta hani itiraz ettik ama Mehmet Akif'i okuyorsunuz. Oradaki farklılıkla buradaki durum arasında nasıl ciddi bir fark olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla İngiltere'ye lanetli, de var galiba değil mi? İngiltere'ye tabii, tabii, de İngiltere'ye var hepsine. O, savaşın seyrine göre tabii, ya da İngiltere'ye bloklaşmanın. Olumsuzlayan şeyler var. Her konuda Çanakkale'de, işte Kafkasya'da ve sürekli şey yaratılmaya çalışılır bu şiirde. İşte gidiyoruz, ele geçirdik, işte biz üstünüz, herkes bizi destekliyor falan üzerinden. Bedeli ne? Bedeli milyonlarca Müslümanın, Türk'ün, Çerkez'in ölümü, milyonlarca Ermeni'nin öldürülmesi ve işte bütün savaşların ama sıradan bir savaştan daha melanetli bir savaş. Bu da bize gösteriyor ki Ziya Gökalp'in edebiyatında savunduğu tarz haksız bir savaşa halkı adeta kışkırtmak diye peki, düşünüyorum. Aydın abi siz biraz yorumlar şöyle isterseniz. Çok ilginç bir manzara oldu. Bayağı iyi örnekler oldu bunlar. Türkçülüğün esaslarından giriş bölümünde bir şey anlatır Ziya Gökalp. Der ki Avrupa'da Türkperestlik diye bir akım çok kuvvetlidir. Türkperestlik, Türk'e taparlık. Diyor ki tablolarında görürsünüz halıları resmederler. Bakır işlerini, demircileri, atları, bizim hayatımıza ait şeyleri diyor büyük bir iştiyakla anlatırlar tablolarında. Romanlarında öyledir falan filan. Avrupa'daki aşağı yukarı en emperyalist, en sömürgeci akım olan oryantalizmi Türk perestlik olarak yorumluyor. Aşağılayan bir şey var aslında. Aslında orada. Şey bir ya abartıdır ben, ve ben... orada bir dışarıdan bakış ama işte egzotik bir manzara falan yani o ayrı romantizmin bir dalıdır, gerici bir dalıdır falan filan ama bir ötekine bakış aslında hakimdir ve olmayan bir şey yaratarak ona onu masallaştırır. Doğuyu masallaştırır. Özellikle resimdeki oryantalizm budur. Ziya Gökalp bunu Türkperestlik olarak adlandırıyor. Türk'e taparlar bunlar ya diyor. Öyle öyle hayrandırlar. Onunla şimdi şeyleri bu Galicia tarihiyle Orta Asya'ya giden acayip bir yol haritası var. Onu birleştirelim. Bir Kaiser'in Müslümanlığı falan hikayelerini. Şimdi o taraftan bakanlar bana hayran. Ben onlara bakarak sırtınıza binerim şuralardan giderim değil mi abi diyen bir şey. İşbirliği içinde özellikle Fransa, Almanya, Alman İmparatorluğu'yla
Avusturya'yla işbirliği içinde Rusya'yı da geçip Orta Asya'ya gelmek. Ama onun için Galicia'dan gidiyor. Yani bu taraf ya Avusturya. Sen niye o tarafa gidiyorsun? Ama öncesi var. Sarıkamış'ta 100 bin tane genç ölmüş. Oradan girememiş. Bari öbür taraftan girelim diye halkı... Üstelik yani o facialar yaşanmış. Galicia'da da biraz sonra işte Galicia'ya askeri göndermişsin. Ölmeye gönderiyorsun. Oraya boş taput gönderiyorsun arkalarına. Fakat kafadaki plan şu. Daha doğrusu hayal. Emperyalistlerle, batılı emperyalistlerle her alanda yapabildiğim işbirliğini yaparım. Rusya değişmez düşman. Orayı ezer, Orta Asya'daki Türklerle birleşirim. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Turan'ı kurarım. Ama her zaman, her adımında askeri olsun, siyasi olsun, bilim teknik alanda olsun işbirliği yaptığı, sırtını dayadığı, sermayesine güvendiği yer başta Almanya olmak üzere Batı emperyalizmidir. Bunlar olmadan bunların yapılamayacağına dair bir ön kabul vardır. Kendi başımıza bunu yapamayız. Onları bu işe nasıl dahil ederiz? Oysa onların bu işe dahil edildiği her yerde başlarının nasıl belaya girdiğini daha anında yaşıyor. Ya 3 ay önce bilmem Çanakkale olmuş, 5 ay sonra bilmem ne olacak. Böyle yani o süreçte hala gözü Batı'yla işbirliği içinde bir şeyler yapmak. Şundan dolayı aslında adam toplumu yapısını falan biliyor. Sermayesi yok. Ulus kimliği oluşmamış. Askerlikte, bilimde, teknikte, her devlet yapısında, her yerde perişan vaziyetteyiz. Ama yine de kuyruğu dik tutmaya çalışıyoruz. Ya bu kuyruk neyle dik duruyor? Altı boş. Kendi kas gücü yok. Almanların verdiği krediler. Orada yapılabilecek tek çare olarak Almanlar başta olmak üzere Batı'yla bir biçimde işbirliği yapmak. Onların bir parçası olmak. Bütün o ulusçuluk, sonra geriye dönüp baktığında perişanlık, hastalık, yoksulluk, çözülme, dağılma. Ya burayı bir adam edelim dediğinde de aklına aşırı milliyetçilikten, işte ulusu baştan sona yeniden inşa etmekten, halk yaratmaktan, daha doğrusu ya bir halkımız olsun, bir ulusumuz olsun, o bile yok diyen bir çaresizlik aslında. O zaman şöyle... Bu şey de tabii. O demin okuduğu şiirlerde ilginç olan şey, o yüksek perdeden şey yapıyor. Bir yandan da Batı'ya değil mi abi, öyle değil mi abi diye soran bir tavır ya. Peki burada şu var, yani bütün bu tablo içinde kuyruğu hem dik tutacak ama aynı zamanda Almanlar ya da diğer emperyalistlerle de bir politikaya yönelecek bir stratejinin şairi olarak çıkıyor. Kendi başına bir Ziya Gökalp yok tabii, yani. Tabii. İttihat Terakki'nin iç ve dış politikasının şairi. Şunu da söyleyelim o zaman. Bir partili şair, bir parti şairi. Yani İttihat ve Terakki'yi bir parti olarak evet, ele alırsak evet. Tefrikalar gibi adeta şiirler aynen geliyor, manzumeler evet, geliyor. Politik ihtiyaçlar neyse ona uygun ihtiyaç üretmek. Şimdi bunun tabii dünyada pozitif örnekleri de vardır. Mesela eşitlik, adalet, özgürlük için mücadele yürüten bir partinin, bir iddianın da şairi olursunuz. Burada ürettiğiniz şiirler eşitlik, adalet, özgürlük için olur. Şimdi ama buradaki öyle de değil. Yani hani Ziya Gökalp'ten hareketle organik aydını dışlayan bir tarza da savrulmamak lazım. Organik aydın eğer organik olduğun ideal insanlığın eşitlik ve adalet mücadelesi ise bu aslında pozitif bir işlevdir. Ama buradaki olumsuz bir idealin, militarizmin, işbirlikçiliğin, işte her türden nefret suçunun idealize edilmiş şairinden söz ediyoruz. O nedenle buradaki organik aydın tipolojisi olumsuz bir örnektir. Şunu da şey yapalım, yani İttihat ve Terakki'de nerede duruyor? Genel merkez yönetiminde. Genel merkez üyesi. Genel merkez üyesi ne demek? Yani parti merkez üyesi komite, gibi mi? Hayır, merkez komite üyesi. Merkez komite üyesi. Evet, yani doğrudan yürütme, İttihat Terakki'nin yürütme kurulu karar ve yürütme kurulu üyesi. Aynı zamanda... Ve oradaki tek ideolog,
Ve bunun üzerinden de işte diğer ideologların organizasyonu var. Bu organizasyonla Yusuf Akçuralar uyum sağlayamadıkları için Yusuf Akçuralar dışlanır. Hatta bir ilginç bir örnek var. Eğer bulursam onu hemen aktarayım. Hı hı. Tanin Gazetesi biliyorsunuz önce Tevfik Fikret'in de olduğu bir üç aydın tarafından organize ediliyor. Bir müddet sonra İttihat Terakki Tanin Gazetesi'ni ele geçiriyor. Tevfik Fikret işte Han Yağma şiirlerini yazdığı dönemde çekiliyor bu alandan. Hüseyin Cahit Yalçın genel yayın yönetmeni, sahibi, onunla özdeşleşmiş bir adam. Fakat bir müddet sonra Hüseyin Cahit Yalçın da yine de bir hani eski Jön Türk namusu, İttihatçı eski namusu sürdüğü için arada bir İttihat Terakki iktidara yerleştikçe yolsuzluklar artıyor, bilmem neler artıyor. Tanin'de arada bir bu doğrultuda haberler geliyor. Ziya Gökalp'i burada da çok talihsiz, çok lanet bir misyonda görür. Gidiyor, ikide bir Tanin Gazetesi'nin matbaasına Hüseyin Cahit ya şu haberleri yazmayın, bilmem ne yapmayın. Bir müddet sonra doğrudan sansür uygulamaya başlıyor. Ve Hüseyin Cahit Yalçın, Ziya Gökalp'in bu baskıları sonucunda gazeteden ayrılmak zorunda kalıyor. Diyor ki hayatımın en acı olaylarından biri. Ve Ziya Gökalp'i burada gerçekten işte bazen Ziya Gökalp, bazen Kara Kemal böylesi bir sansür kurulu başkanı, bir zaptiye memuru rolünde de görürüz. Kim adına? İttihat Terakki Merkez Komitesi, yani Merkez-i Umumi adına. Yani bir iddia da şu ki, onun kaynağını bulamadım ama Akçura'yı dövdürttüğüne dair de bir iddia var. Dolayısıyla hani operasyonel bir adamdan söz ediyoruz. Yani sadece sosyologluk... Teşkilat sadece, adamı yani. Teşkilat adamı ama bizim için şu yanı çok önemli. Tarihsel misyonunun konumu. Peki. Biraz da bugünkü yeni Osmanlıcıları da konuşalım. Yani yeni Osmanlıcılıkta çok bir yeri olmasa gerek gibi görünüyor. Turancılık fikri çok oturmuyor. Belki Necip Fazıl daha yakın olabilir ama şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki başbakanlık döneminde sanıyorum okuduğu bir şiirden dolayı başbakanlık öncesi. Yani başbakanlığa giden yolda engel oldu, yargılandı, hapis yattı. Milletvekili seçilme önünde de sıkıntılar oldu. Neydi? Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Bu ilahi ordu dinimi bekler. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bir şiir epey bir tartışmaya neden oldu ama büyük bir kitle hareketini de peşinden sürükleyen bir şiir oldu mitinglerde. Bunu da biliyoruz. Evet. Bu şiir değiştirildi mi, değiştirilmedi mi öyle tartışmalar da oldu ama şu an nereye oturuyor olabilir? Yani hem MHP tandanslı milliyetçiler bakımından hem AKP ya da neo muhafazakarlar bakımından. Şimdi aslında şiirlerini politikasından doğrudan doğru İttihat Terakki politikasından ayırdığın zaman onu düşünme. Kendi başına bu şeyler kışkırtıcı laflar olarak düşün. Osmanlıcının da, ırkçının da, Turancının da, dincinin de herkesin işine yarar. Bir bizim işimize yaramaz. Çünkü basit duygulara, en ilkel güdülere dayanan, onları harekete geçiren şiirlerdir. Mesela şeyin o ulus inşasını tasarlarken söylediği şey din, dil, milliyetseverlik, herhangi bir millete mensup olmak değil ama toprağa bağlılık, teritoryal duygular, bunlar önemlidir diyor. Bunlara dayanarak devlete bağlarsın. Bunlar var, veridir. Yani dinine, diline, toprağına bağlı insanları oraya bağlıdırlar ama sen devlete bağlamazsın. Orada politika işin içine geliyor. Şimdi dinine, diline, toprağına bağlı insanları kışkırtabilecek temel kavramlar, motifler, belli başlı duygusal laflar bellidir. Bunları alt alta sığsan, yazsan 30-40 sayfalık bir defteri bile dolduramazsın.
temel başlıca duygular nelerdir diye. Onları istismar ederek, açıkça onlara yüklenerek şiirlerini yazmıştır. Bu yüzden de aynı amaca güden, aynı şekilde dinine, diline, toprağına bağlı insanları belli bir ideolojiye, belli bir siyasete bağlamak isteyen herkesin işine yarar. Bunları kullanarak bağlayacaksan eğer, bir siyasi partinin taraftarı yapacaksan, Ziya Gökalp'ten ilişkisi yoktur. Ziya Gökalp ne kadar pragmatik biri ise, bugünkülerde onu aynı yaklaşımlar. Onu kullananlar da böyle bir hazineyi değerlendiriyorlar. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın o okuduğu şiir, minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız müminler asker. Bu ilahi ordu dinimi bekler, Allahu Ekber, Allahu Ekber. İşitçinin deline ver gider. Bu şiir okuyacak. Aynı zamanda işte Birinci Dünya Savaşı'na katılmış. Birebir doğru mu yani? Orada bir tartışma bire da var. Birebir doğru değil. Ben şiirin özgün halini bulamadım. Ziya Gökalp yazmış mı yani bunu? Ziya Gökalp'in böyle bir şiiri var ama birebir aynısı değil. Bir revizyondan geçirilmiş diye biliyorum. Şu ilk mısrağında kuşku yok hiç halini, olmazsa. Evet. Minareler süngü kumbeler miğfer. Bu benzetmeyi o Ziya Gökalp'e bu ait. Şiirin ama nereye oturduğu meselesi de çok önemli. Bir cihat kararı çıkartılmış. Evet. Almanların çıkarları doğrusunda İngilizlerin hakim olduğu bölgelere karşı, işte Hindistan, İran, Mısır, Sina ve ye karşı bir cihat. Tabii bu cihata Müslüman toplumun çoğu, Araplar, Acemler falan uymuyorlar. İtibar etmiyorlar. Çünkü bu cihadı üretenlerin de Alman emperyalizmi olduğunu biliyorlar. Ama bu şiir tam o döneme oturuyor. Yani iç politikada kullanıldı daha sonra ama bu şiir aslında savaşa girmiş ve savaşta karşı cephe kurmayı teşvik üzere camilerde ajitasyon amaçlı kullanılmış olan bir şiir. Evet. Çok kısa zamanımız kaldı. Bir iki soru var izleyicilerin de merak ettiği. Kürt müydü, Türk müydü Ziya Gökalp? Ben Kürt olduğunu biliyorum ama Türkçüler genel olarak onun Kürt değil. Çünkü bazı yerlerde Diyarbakır'da, Türkmen olarak da Diyarbakır'da geçiyor. Yaşayan işte bir memur aile kökeni dışarıdan olan bir aile olduğu iddia ederler. Ama aslında ana dili olarak evde Kürtçe konuşulduğu doğrusunda veriler söz konusu. İttihat Terakki'nin kurucular içinde de Kürtlerin olduğunu biliyoruz. 7 kurucusundan 3'ünün Kürt olduğunu biliyoruz. Aslında o dönemde Müslümanlık paydası esastı. Bugünkü gibi dünyaya henüz daha milliyetçi bakılmayan bir yerde ama bir müddet sonra bu içlerinde bir kısmı Kürt olan, bir kısmı Boşnak olan, bir kısmı Çeçen olan, Çerkez olan insanlardan artık eski kimliklerimizi unutacağız. Artı eski kimliklere sahip iddiada bulunan toplumu asimile edeceğiz. Hatta Ömer Seyfettin'in çok önemli bir sözü var. Bundan sonra diyor bu topraklarda yaşayan Boşnaklar, Arnavutluklar Boşnaklıklarını ve Arnavutluklarını unutacaklar. İddia edenler terk edip gitsinler diyor. Yani çok böyle. Türkçülüğün esaslarından önce Kürtçülüğün esaslarını yazdığına dair rivayetlere. Yok öyle sadece şey Kürtlere var, dair bir sosyolojik çalışması var. Türkiye'de de bu gözlerden gizlenmeye çalışılır. Gökalp eleştirileri olan bazı sağdan yazılar var. Onlardan soruyor. 70'li bunlar yıllarda Rızgari'nin yayınladığı yanılmıyorsam Kürtlerin sosyolojik, Kürtler üzerine sosyolojik tetkikler isimli bir çalışması var. Bu çalışma aslında iyi de bir çalışma. Hani sosyoloji alanda devam etseydi belki de verimli çalışmalar yapabilirdi ama zaten kendisi de artık Kürtleri Türkleştirmek üzerinden bir konuma geçtiği için 1911 sonrasında. Bir ilginç bir şey var. 1908'de Ziya Gökalp o dönemki Türkçülere bu topraklarda Türkçülük yaparsanız vatanı bölersiniz anlamında da imaları var. Daha sonra tabii bunun üstüne kaydına şey silecektir. Şununla bitirelim Aydın Hocam, Erdoğan Hocam. İkişer dakika. Ölümü de feci. Çünkü gençliğinde bir intihar denemesi var ama daha sonra biraz Mehmet Akif gibi çok yoksul, sefil. Hatta Necip Fazıl'ın Fransız hastanesinde yattığı, yan tarafta kötü sesler duyduğuna dair yazılar var. O sesler aslında Ziya Gökalp'e aitmiş ve başını vura vura duvarlara öldüğünü iddia ediyorlar. Burada tabii şu da var, yani işte Allah'a küfür ederek de
onun bir Allahsız olduğu, dinsiz olduğuna dair de Necip Fazıl'dan eleştiriler olduğu da yazılıyor, çiziliyor. Onların arasındaki rekabeti doğrusu ben çok bilmiyorum ama son bir de mahkemede yargılamalarda verdiği ifadeler var. Orada da bu kadar iddialı, bu kadar yüksek perdeden söylenen şeyleri aslında söylemediğini söylüyor. Ne dersiniz? Nasıl bir final tabii, var burada? Bu konuda pek çok rivayet var. Yani tanıklıkların abartıldığı ya da bir karşı çıkmanın o tanıklıkları kullandığı durumlarla da karşı karşıyayız. Yani çok kötü bir insandı diye göstermek isteyenler de vardır. O taraflarını tamamen unutup iyi bir ideolog, iyi bir Türkçü olarak da tanımlamaya girişenler vardır. Ama şu hiç ihtimal dışı değil, delirerek ölmüş olması. O dönemde özellikle bu pozitivizmi belli bir yaşam tarzı haline de getirmeye çalışan iddiaçıların pek çoğunda bu bunalımlar görülüyor. İntihar edenler epey bir miktardır. Hatta işte intihar ederken, daha doğrusu ölümü anlamak için intihar edip o sırada Beşir Fuat gibi insanlar var, tuhaf insanlar. Yazı yazmak için mi intihar girişimleri? Şöyle, ölümü anlamak için bileklerini kesiyor ve saniye saniye bunları yazmaya çalışıyor. Beşir Fuat en önemli iddiaçılardan, pozitivistlerden birisi. Çok katı bir materyalist ve öbür dünyanın olmadığını ispat etmek, o anı yaşayarak ispat etmek gibi çılgınca bir düşüncesi var. Yani bu, dolayısıyla Ziya Gökalp gibi bir adamın da bu şekilde kimi zaman kendini kontrol edemediği ruh durumlarına düşmüş olması bence normal. Ciddi materyalistler değillerdir bunlar. Materyalist gibi davranmaya çalışırlar ama bir sürü ikinci kuşkuları vardır vesaire. Ayrıca siyasi hayatı bakımından da hayal kırıklıklarına uğramıştır. Pek çok yenilginin içinden gelmiş ve yoksul düşmüştür. Hastane köşelerinde yaşamaktadır. Böyle bir hikaye içinde o kafasını duvarlara vura vura öldü hikayesi çok yabancı gelmiyor bana. Olabilecek bir şey olarak görüyorum. Evet, sizin de bitirelim. Ben bir iki aktarma yapayım. Bir tanesi Celal Bayar'ın. Bu önemli bir iktihatçıdır Celal Bayar. Rumların tasfiyesinde özel olarak operasyon görevi almıştır İzmir'de. 1911-13'ten sonra İttihat Terakki'nin çizgi değiştirdiğini anılarında söyler ama bunu dışarıdan gizlediğini, hala Osmanlıcı gözüküp aslında Turancı bir çizgiye dönüştüğünü söyler. Bunu anlattığı bölümde de Ziya Gökalp'in telkinleri, cemiyetin ön safındaki elemanları, Ziya Gökalp'in telkinlerini yani ideal olarak, yeni bir ideal olarak kabul etmeye başlamışlardı. Bunlar sözleri, yazıları, şiirleri, romanları ile Turancılığı yayıyorlardı. Ziya Gökalp'in bir siyasetçi, bir iktihatçı tarafından ve olumlanarak anlatılışının bir gerçeği. Diğer yine kendisi de bir iktihatçıdır ama iktihatın savaş politikasına itiraz etmiş olan Kazım Karabekir şöyle der, önemli burası. Enver, Almanların Türk kuvvetleriyle gerektiğinde İngiliz ve Rusları Asya'da meşgul edebilmek için yıllarca üzerine çalıştıkları Turancılık ve İslam Birliği'nden. Bakın Almanların Rusları ve İngilizleri meşgul edebilmek için üstünde çalıştıkları Turancılık ve İslam Birliği'nden özellikle genel merkez üyesi Ziya Gökalp'in sürekli telkin ve terennümleriyle Turancılığı büyük ideal edinmişti. Burada da yine aynı şekilde hani bunlar muteber devlet nezdinde muteber insanlar. Onların ifadeleri çok önemli. Bakın az önce şiirlerinden okuduğumuz o kışkırtıcı dilin sahibi savaşta yeniliyorlar. Suç kanıtları, İttihat Terakki'nin bütün kongre zabıtları falan imha ediliyor. Bir Alman denizaltısına binip kaçıyorlar. Geride kalanlardan biri Ziya Gökalp. Ziya Gökalp İstanbul'da Divan-ı Harbi Örfü yani dönemin sıkı yönetim mahkemesinin karşısına çıkartılıyor. Diyorlar ki nedir bu işler? Diyor benim hiçbir şeyden haberim yok. Nasıl haberin olmaz diyor. Sen bu işin yöneticilerine... Hayır diyor ben kesinlikle sadece diyor...
Benim tek bir görevim var, Diyarbakır'da Maarif müfettişiyim. İttihat Terakki yöneticisi değil misin? Kesinlikle değilim diyor. Genel merkez yöneticisini de kabul etmiyor. Reddediyor. Hı. E peki diyorlar, yani hani devam ediyor. Yani bir aslında sağcı bir kışkırtıcının kendi davasına sahip çıkma açısından talihsiz bir örnek bu. Tipik bir örnek, hatta talihsiz değil. Hiç mi hizmetin yok diyor. Kesinlikle diyor, hiçbir hizmetim yoktur diyor İttihat Terakki'de. Ben Maarif müfettişiyim. Az önce bırakın hani diğer operasyonel görevlerini, sadece şiirleri bile aslında şey. Arkasından hakim diyor ki peki diyor, senin işte durduğun yer Osmanlı'daki diğer toplumları, diğer farklı inançlı farklı onları diyor çok kötü duruma düşürdü. Bundan da mı rahatsız değilsin? Hayır efendim diyor, bütün Osmanlı unsurları benim görüşüme göre kendi kültürlerinde muhtardır. Ermeniler yok edilmiş, Rumlar bilmem ne yapılmış falan, muhtardır. Herkes kendi edebiyatını yapar. Biz de en zayıf olan Türkler olduğu için Türkleri güçlendirdik. O sırada Wilson doktrini muteber vaziyette. Ben diyor, benim tezlerim aslında Wilson doktrinini, yani bütün halkların kendi halklarını, kaderlerini saptama hakkı. Ama asla bu diyor, bu milliyet Osmanlı tabiyetini halel getirmez. Yani biz Osmanlı içinde kardeş kardeş yaşayacaktık. Benim savunduğum Turancılık bu. Başka da hiçbir şey savunmuyorum. Ben bir müfettişim. Asla bu işlerde yokum falan. Yani bence sağ gelenek aydınları bu mahkeme şeyleri adına da bence Ziya Gökalp'i savunanlar bir öz eleştiri yapmalıdırlar. Bir de Deniz Gezmiş'i anımsayalım bu vesileyle. 24 yaşında bir genç, ideallerini veya Deniz Gezmiş'in diğer tüm yoldaşlarını nasıl durdular? Ziya Gökalp ne yaptı, nasıl durdu? Şöyle bir şey sorayım Erdoğan Hocam. Doğrusu Osmanlı'nın son savaşı, benim esas yararlandığım kaynak buydu. Burada bir 100 sayfalık bölüm var neredeyse, tamamen Ziya Gökalp ve o Osmanlı'nın savaşa girme dönemini. Turancılık, milliyetçilik, evet. Siz mesela bir Ziya Gökalp kitabı yazmayı düşünür müsünüz? Çünkü epey bir şey var burada. Haklısınız, var. Aslında yazmak lazım. Ama hani yazılması gereken o kadar çok şey var ki artık yazabilir miyim? ama orada iyi bir özet yapıldığını ben de doğrusu düşünüyorum. Evet. En azından bir ciddi bir kaynak izleyicilerimiz için kitap gelene kadar Osmanlı'nın son savaşından yararlanabilirler. Öyle söyleyelim. Bitiriyoruz. Bugün Ziya Gökalp'i konuştuk. Tevfik Fikret, Mehmet Akif, Ziya Gökalp, bu seriyi sürdüreceğiz. Türk siyasi tarihine, düşünce dünyasına etkide bulunmuş sağdan şairleri de ele alacağız, sol şairleri de ele alacağız. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.